Ne arıyorsunuz lan burada? Nasıl ne ararık? Sen çağırmadın mı beni? Böyle dedi. Dayı konuşmamız lazım. Ne konuşması? Daha iyi misin Rüşit? İyiyim yenge. Buradan bassam 8 saate memleketteyim. Ana, Rüşit abi gelmiş. Enişte de yanındadır. Zahir'e de bir şey olmuyor. Ne oluyor Kabriye? Konuşacaklarmış. Evet, bu çok özel sahnelerden biriydi 91. bölüm. Eniştenin çok başka bir yanıydı aslında. Karısına çok aşık, çok sadık bir adam. Ailesine çok sadık zaten. Ailesi için her şeyi göze alabilecek. Hatice'siz yaşayamayacak bir adam. Ve günün birinde Hurşit diye biri çıkıyor geliyor ve geçmişteki bir travmasını tetikliyor aslında eniştenin. Ve enişte kendine çok yakışmayacak eylemler sergiliyor işte. Karısını aldatabileceğini düşünüyor, ondan ayrılmayı düşünüyor. Yani bu kadar saf ve temiz bir karakterin aslında aklına gelmemesi gereken her şey o süreçte aklına geliyor ama en güzel yanı galiba bu bölümün bütün bunları sadece karısıyla Hurşit'in, yani Hatice ile Hurşit'in sohbetinden sonra kendi öz eleştirisini de çok temiz ve sağlıklı yaparak hatadan dönmeyi planlıyor olabilmesi. Yani eğer bir hata yaptıysam bundan dönmek için de doğru olanı yapmam gerekiyor. Zaten Hurşit'i kandırıp bir şekilde, çünkü Hurşit'e git demişler ve birinin yaşamı başka bir evreye dönüyor. Sanırım bu 91. bölümdeki bu sahnede eniştenin, biz o Hatice'nin de her zaman söylediği gibi o merhametli ve dürüst yanını çok daha iyi anlamış olduk. Bu o sahnelerden biridir. Bu adam hem çok merhametli hem çok dürüst ve gerçekten kimsenin hakkını yiyebilecek bir dünyası yok. Evet, biraz fazla konuşuyor, ayrı mesele ama burada başka bir enişte var. Onunla tanışmıştım. İşte benim işlerim de, ilişkilerim de, kardeşlerim de böyledir. Hocam, bagajdan ses geliyor. Duydum. Sağırsın demedim. Ne sesi diyorum? Kurbanlık sesi. Bagajda kurbanlığın ne işi var? Ya işte fidanlığa götürüp kurban keseceğim. Gece gece. Ya başımızda bir sürü bela var da kan akıtmamız lazım. Bunun gecesi gündüzü mü var? İyi de fidanlığın orası kurbanlık dolu. Sen niye buradan taşıyorsun ki oraya kurbanlık? Ya ben kendi kurbanımı kendim seçerim. Tanımıyormuş gibi konuşma beni. Nasıl koyun Allah aşkına? Koyun değil. Borç. Çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun? Dursun diye şöyle sıkıca bağladım. Çok kıpırdıyordu. Zeyno Merve'yi onlara davet etmiş. D'si nasıl yani? Gitsin mi? Gidecek tabii. Ya ağzından kaçırırsa böyle metres lafı falan? Yok. Merve benim gibidir, ağzı sıkıdır.
Senin gibi. Şehadet getireceksen içinden getir Dursun. Seyredince aslında süreci daha iyi anlıyorum. Çünkü az önceki sahne ilk sezondandı. İlk sezonun ilk, yani birkaç bölüm sonraki şeylerinde, yani sezonun çok başındaki bir sahneydi. Evet, sanırım biraz yaşlanmışız. Yani 6 yıl bize de meydan okumuş. Bu İlk sezonun en önemli yanı ve özellikle bu sahnelerin en önemli yanı, oynadığınız karakterin her duygusunu yavaş yavaş seyirciye anlatıyor olmanız. Yani artık tanıtımdan çıkarıp kanıksamaya doğru götürdüğünüz bölümlerdi. Burada işte eniştenin bütün kendi deyimiyle icraatlerinin sonrasında şu burun hareketinin onun aslında bir tamamen deşarj olmuş bir ve rahatlama tiki olduğu. İlk galiba bu bölümde yapmıştık onu. Ama bu sahnenin en keyifli yanı Sevinç sanırım, evet yanlış hatırlamıyorsam, Sevinç hamileydi. Ve arabayı çok çukurlara sokmadan ya da çok sarsmadan kullanmaya çalışıyordum. Benim için zor olan kısmı da hem bir adamı öldürmeye gidiyorum. Bagajda bir adam var. Ama aynı zamanda Merve'den, yani kızımdan konuşabiliyorum. Hem dedikodu yapabiliyorum, hem kendimi övebiliyorum. Yani bu kadar karmaşık duyguları tek bir sahne içerisinde çıkarıyor olmak ilk bölümler için hem keyifliydi hem biraz zordu. Mezar sahnesinde de, yani gömdüğüm sahnede sevgili yönetmenimiz Onurtan hakikaten çok iyi dosttur, çok iyi abidir, çok iyi arkadaştır ve takılmayı çok sever. Toprak atmaya başladığım yerde hani bir iki kürek toprak atarım, ondan sonra keserler herhalde diye düşünüyorum. Hatta sabaha karşıydı. Birinci küreği attım, ikiye attım. Bir dakika geçti aradan, ben hala toprak atıyorum. İki dakika geçti, ben hala toprak atıyorum. Neredeyse o arkadaki birikintinin yarısını bana attırdı, hiç kesmedi. Ben de kesemiyorum çünkü yönetmen kestik demedi. Çok soğuktu çünkü hava. Sonra kestik dedi. Ben yaklaşık bir 5 dakika falan o birikintiyi içine doldurdum. Hiç unutmuyorum, gelip şey demişti, ısındın mı? Evet hocam, çok teşekkür ederim, çok iyi ısındım dedim. O gecenin öyle bir anısı vardır. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.